Aynı delikten bir kez daha ısırılmaya var mısınız? Küfürbazlığıyla nam salmış medya tetikçisi, Merzifon eşeği dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na köpeğini bile heyecanlandırmaz diye hakaret etmeyi sürdürüyor. Ülkücülükten türkücülüğe, her limana uğrayıp şimdilerde Atatürkçülere dadanan Bayluk İsmail, bari bir çift mavi göz aşkına öz eleştiri ver diye genel başkanına isyan ediyor. Çevresindeki şaibeli safralardan kurtulduktan sonra eli rahatlayan Soner Yalçın, her gün karanlık odasında Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyor. Dün de Washington Portakalı, Kılıçdaroğlu'na inandığı için demek ki ya safmışım ya da aptalmışım diye ağlıyordu. Fevriliklerini, duygusallaşmalarını idare edin. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kere yenilmesi bu kez de kendilerini çok şaşırtmış. Evet, yıllardır çocuğa anlatır gibi yazdığımız eleştirilere bir anda kafalarında ampul yanmış gibi hak veren bu tayfanın saf olmadığını biliyoruz. En azından özetle şeriat gelecek dendi ama gelmedi, pardon kandırıldık mı şimdi diyen Nevşin Mengü gibi değiller. Bu kullanışlı aparatların aptallığıma verin kurtulayım seviyesine düşmelerinin sebebi muhalefet mahallesinde kurulan yeni pazarın iştahlarını kabartması. Müthiş öngörüleriyle yine Kılıçdaroğlu'nun mutlaka gideceğini düşünüyorlar, şekillenecek CHP yönetiminde önlerden yer kapmaya çalışıyorlar. Kemal Bey de öyle yapmışlardı. Müstakbel adayları da düzelteceğim diye karman çorman ettiği Beşiktaş Meydanı trafik düzenlemesi inşaatını bile 4,5 yıldır tamamlayamayan bir müteahhit. Tamam, hepimizin gözleri önündeki gerçekleri örten, geliyorum diyen, sonuçları yazanları yandaş ilan eden bu tayfa sadece işini yapıyor. Peki ya bu ikbal pervanelerinin yanlış hesaplarıyla kendine siyasi güzergah çizen, ülkeyi anlamaya çalışan, sonuçta da hep eşeğe oynayıp huzurunda kaybeden muhalifler? Siz ne yapıyorsunuz? Aynı delikten defalarca ısırılmaktan ve her seferinde hayal kırıklığına uğramaktan hiç mi sıkılmaz insan? Melih Altınok, Sabah.